Evet sayın seyirciler, bugün Yeşil Bülten'de kuş çarpması, yani havacılıkta kuş çarpması olarak adlandırılan bir konuyu ve İstanbul'un yeni hava alanı meselesini ele alacağız. Yanımızda, stüdyomuzda kaptan pilot Bahadır Altan var. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle dilerseniz kuş çarpması ile ilgili kısa bir haber derledik. Onu izleyelim, ardından sohbetimize başlayalım. Okey. Havacılıkta kuş çarpması olarak adlandırılan olay nedeniyle dünyada her yıl binlerce kuş canından olurken birçok uçuşsa tehlikeye giriyor. Hava araçlarıyla kuşların havada çarpışması sonucu gerçekleşen kuş çarpmaları, kuşlar kadar insanların da yaşamını tehdit eden olaylardan biri. Çarpışmaların büyük bir çoğunluğu kuşların bulunduğu yere yakın yerlerde meydana gelmekte. Bu sebeple uçakların özellikle kalkış ve iniş anları tehlike arz ediyor. Dünyadaki kuş çarpmalarının %90'ı da havaalanlarına yakın yerlerde gerçekleşmekte. İstanbul'un 3. Havalimanı'nın önemli bir kuş konaklama alanı olan Terkos Gölü kıyısına yapılacağının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Kuş Gözleme Topluluğu tam da bu tehlikeye dikkat çekerek yer seçiminin yanlış olduğu konusunda yetkilileri uyardı. Ancak anlaşılan o ki yetkililer bu tehlikeyi çok da önemsemiyor. Türkiye tarihinin en büyük kamulaştırmalarından birinin sürdüğü İstanbul'un kuzeyindeki Terkos Gölü civarındaki arazilerde yakın zamanda dev bir havaalanı yükselecek. Bölgedeki birçok kuş türünün kaderini etkileyecek bu havaalanı uzmanlara göre uçuş güvenliği açısından da riskler barındırıyor. Mayday, mayday, mayday. Thompson 253 Hotel. Engine failure. We are continuing with northwesterly and then inbound. Evet sayın seyirciler, az önce de size tanıttığım gibi kaptan pilot Bahadır Altan yanımızda. Haberimizi beraberce izledik. 3. Havalimanı meselesinde değerlendirmelerinizi alacağız ama öncelikle kuş çarpması denilen vaka ne kadar ciddi boyutlarda bir tehlikedir? Kuşlar için kuşkusuz çok önemli bir tehlike. Evet. Söylediğiniz gibi aslında öncelikle kuşlar için düşünmek gerekiyor. Yani biz her yeri, doğayı, yaşadığımız coğrafyayı bize aitmiş gibi sadece düşündüğümüz zaman esas hatayı yapıyoruz. Gökyüzü kuşların. Biz orada konuyoruz. Dolayısıyla onlardan uzak kalması gereken bizleriz. Burada mantığın da kuşları bizden uzaklaştırmaktan çok biz kuşlardan uzaklarda alanlarda seyahat etmemiz lazım, uçuşlar yapmamız lazım. Öncelikle bunu seçmemiz lazım. Ancak her şeye rağmen uçaklarla kuşların buluşması söz konusu oluyor. Bir sivil havacılıkta ise ilk gösterdiğiniz resimlerde daha çok askeri trafiğin yüksek süratle ve alçak irtifada uçtuğu ve kuşlarla çarpıştığı fotoğrafları gördük. Sivil havacılıkta ise alçak irtifada oldukça düşük süratle seyreder uçaklar. Dolayısıyla bütün kuş çarpmalarının hemen hemen %95'i toplamı, mesela %45'i kalkış ve ilk tırmanış sırasında, %40'ı iniş ve yaklaşma sırasında olduğu için alçak irtifada olur. Buna rağmen çok yüksek irtifalarda da kuşlarla çarpışan uçak hadiseleri rapor edilmiş. Çok ender ama. Kaç tane rapor edilmiş hadise var şu ana kadar? Ya da kaç tane ölümlü kaza gerçekleşmiş? Örneğin 20 yıllık bir periyotta Amerika'da yapılan bir istatistik 18 büyük kaza kırımda 300'e yakın insanın öldüğü kazada direkt kuş çarpmalarının etkin olduğunu tespit etmiş. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki bu istatistikler kamuyla paylaşılmıyor. Esas sıkıntı da burada başlıyor zaten. Biz uzak kalacağız, uzak kalmamız gerekir derken Türkiye bütünüyle zaten kuş göç yolları üzerinde ama bunun içinde özellik taşıyan bazı bölgeler var. İstanbul'da bunlardan biri. Örneğin Gaziantep, Adana, Hatay buralarda da çok fazla kuş çarpması hadisesi oluyor. Uçulan uçak uçuş sayısıyla orantılı düşündüğünüz zaman oralarda İstanbul'daki gibi bir yoğunluğu düşündüğümüz zaman örneğin Gaziantep meydanında çok fazla olayla karşılaşmamız mümkün. Bu anlamda yüzde olarak Gaziantep'te, Adana'da İstanbul'dan daha fazladır bile demek mümkün ama düzenli istatistikler tutulup kamuoyuyla paylaşılmıyor. Sıkıntı buradan doğuyor. Yani havaalanları civarına herhangi bir bina yapılırken veya havaalanı yapılırken etütler, çevre etütleri yapılırken ne yazık ki bu tür şeyler ikinci plana düşüyor. Üçüncü havalimanında bunları konuşacağız. Ancak sonradan yapılan bazı bina gibi etkenlerin de uçuşları nasıl etkileyeceği hesaplanmadan yapıldığını görüyoruz. Örneğin Adana Meydanı'nda bunun çok somut bir örneği var. 2-3 pistine
gece inişlerine eğer rüzgar güneyden gelirse 2-3-0 istikametindeki piste uçakların yaklaşmasında bir papi ışığı var. Süzülüş hattını gösteren pilotlara. Bu ışık pilotlar tarafından görülemeyecek hale getirdiği için Emniyet Müdürlüğü binası var orada bir tane. Bu nedenle şu anda Adana'ya gece uçuşlarında 2-3 pistine iniş yapılamıyor. Notamlanmış. Uzun süredir notamlı. Neden? Bu bina yapılırken kimse uçuşları etkiler mi diye düşünmemiş. Önceden bir etüt yapılmamış. Bina yapıldıktan sonra o fark edilmiş ki işte bizim korkumuz bu. Yani kuş çarpma olayları öncelikle şunu söyleyebiliriz ki diğer havacılıktaki diğer risklerden çok fazla değil. Pilotlar bu konuda eğitimli. Yani o gördüğümüz büyük uçağın tek motoruna kuş giriyor örneğin ve motor bizim tabirimizle öksürmeye başlıyor. Pilot motoru durduruyor. Mayday ikazıyla gelip en kısa sürede tek motoruyla da uçağın takatı yetiyor uçmaya. Gelip uçağı indirebiliyor. Büyük sürüler halinde, göç halindeki kuşlarla çarpışmada ise yapılacak bir şey yok. İki motora da kuş girerse uçak tamamen güç kaybına uğruyor. O zaman mucize şeklinde kurtuluşlar da var. Örneğin bu Houston nehrine inen Amerika'daki kamuoyunun çok yakından bildiği bir hadise var. Burada iki motoru da duran uçak nehre inmeyi başardı ve bir tek kişi bile yaşamını kaybetmedi. Tabii orada kabin personelinin de başarısı çok büyük uçağı tahliye etmede. Bizim dikkat çekmek istediğimiz şey şu. İstanbul civarında özellikle Atatürk Havalimanı'nda da biliyorsunuz geçenlerde bu akvaryum tartışıldı. Onun kuşları çektiği şeklinde. Kuşların yoğun olarak yaptığı, yuvalandığı yerlere havaalanı yapmamak, onların yuvalanmalarını çekecek akvaryum gibi tesisleri buralara kurmamak, uçuşların nasıl etkileneceğini önceden düşünmek gerektiğini en azından kamu adına bu işi yapan insanların, otoritelerin düşünmesi gerekiyor. Evet, bu noktada 3. Havalimanı'na geçersek, 3. Havalimanı'nın konuşlanacağı bölge Terkos Gölü ve ilk kez bu iddialar çıktığı günden beri birçok dernek, birçok kuş gözlem topluluğu uyarıyor. Buraya havaalanı yapılmaması lazım çünkü kuşların göç yollarının tam üzerinde burası ve dinlenme alanları Terkos Gölü. Bu etkiler mi uçuşları? Daha doğrusu belki kuş çarpması demeyeyim de uçak çarpması. Çünkü uçaklar da gidip kuşlara çarpıyorlar. Evet. Yani etkileyeceği muhakkak. Buna rağmen tabii belki bu bir zorunluluk olabilir. Ama en az etkilenecek yeri seçmek gerekiyor. Biz de hesaplamaların, yer seçiminin bunlara göre yapılmadığından ben eminim. Şöyle ki, yani şimdi kuşların orada yuvalandığı, orada kuşların uçuşlar için bir tehlike arz ettiği şeklindeki yorumlar artarsa şunu bile yapabileceklerinden korkuyorum. Yani gidip oradaki bütün martıların yuvalarını dağıtıp zehirleyip kuşlara bir soykırım bile yapabilirler diye korkuyorum. Bu denli bir duyarsızlık var çünkü. Halbuki pist istikametini seçerken bile havaalanının yerini belirlerken buradaki şeyler daha önce kuşların yuvalanma oranları, örneğin Tuz Gölü haberi verdiniz. Orada flamingolar çoktur. Biz o kurumayı, göldeki çölleşmeyi, artık tuz çölü diyecek hale gelmeyi havadan çok net ağlayarak neredeyse gözleriz. Her yıl giderek azalıyor oradaki su. Kuşlar da belki göç edecek. Burada kuşları kaçırtma yönünde bir mantığı reddetmek gerekiyor. Bir de tabii şunun sonu yok. Aynı 3. Havalimanı, 3. köprü gibi. Yani İstanbul'da iki tane Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı olmak üzere havalimanı var. Bu hızla büyüyen bir havacılığı kaldıracak havaalanı yetmez. İstanbul'un tamamını pist yapmamız lazım. Esas sorun burada insanlığın aslında hava yolundaki bu çılgın büyümenin ya da tüketimin diyelim daha çok bu alanda oturup düşünülmesi gerekiyor. Çünkü uçuşların, uçakların artması sadece kuş göç yolları ve doğa yaşamını bu olumsuz etkilemeleri ve tehlike de taşımaları değil, küresel ısınmaya da çok büyük katkısı var hava yolu trafiğinin artmasının. Adeta örümcek ağı gibi kaplıyor gökyüzünü ve bu sera gazı etkisi yapıyor. Örneğin bu Amerika'daki 11 Eylül saldırısından sonra bir aylık uçuşların durması noktasına gelen bir trafiğin kesilmesinde Amerika kıtasında bir derecelik soğuma tespit edildiğini okumuştum. Bu bile şunu gösteriyor ki bir derecelik ısının düşmesi, daha doğrusu ısınması ne büyük tehlikeyse, ısıyı
düşürecek bir etki bile doğanın korunması, buzulların erimemesi açısından çok büyük bir etken. Biz ne yazık ki bu insanlığın hız merakını ve sistemin bize zorladığı sürekli oradan oraya seyahat etme merakını engelleyemiyoruz. Bunu engellemek gerektiğini düşünüyorum. Bir anekdot sizinle paylaşmıştım sohbet sırasında. Çok güzel anlatır bunu. Exupéry bir pilot yazardır, Küçük Prens'in yazarı. Onun bir hikayesinde geçiyor. Pilot çöle iniyor kendi uçağıyla, tek motor pervaneli uçağıyla. O sırada deve üzerinde seyahat eden bir bedevi geliyor ve uçak ilk defa gördüğü bir alet. Onu hatta büyük bir hayvana da benzetmiş olabilir. "Sen bununla ne yapıyorsun bu çölün ortasında?" diye soruyor Exupéry'ye. Exupéry de "Senin bir haftada gittiğin yolu ben bununla bir saatte gidiyorum." deyince bedevi cevap veriyor. "Peki," diyor, "geri kalan zamanda sen ne yapıyorsun?" Adeta acıyor Exupéry'ye. Biz durup biz ne yapıyoruz diye sormamız lazım. Öncelikle buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Aslında bir noktadan başladık, kıymetli bir noktadan başladık. Kuşların hayatını tehdit eden bir insan faaliyeti olarak uçma noktasından başladık ve getirdiğiniz nokta da çok daha kıymetli. Çünkü küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine ciddi etkileri olduğu biliniyor uçuşlarında. Ve uçuşların korkunç bir artışı da son dönemde söz konusu. Özellikle havacılıktaki bu yoğun artış ve hatta şey de sanıyorum, artık deniz uçağı yoluyla daha kısa mesafe Bursa, İstanbul, Ankara, İstanbul gibi uçuşlar da gerçekleşmeye başlayacak önümüzdeki dönemde. Hatta başladı bile bir taraftan. Bu kısa mesafe uçuşları konusunda da yine girmeden bir kısa sohbet etmiştik. Bu uçak yakıtının tüketim oranıyla karayolu veya demiryolundaki tüketim oranı arasında ciddi farklar var, değil mi? Çok. Örneğin kısa mesafe İstanbul-Ankara örneğini verirsek ortalama bir uçak 2,5 ton yakıt yakar. Ortalama da 150 yolcu taşır. 150 yolcuyu 2,5 tonla 1 saatte Ankara'ya götürmek yerine aynı yakıtla 1500 kişiyi karayolundan taşıyabiliriz. Demiryolundan da 15 bin insan taşınabilir. Yani 150 kişi ki havaalanlarına gidip havaalanından tekrar şehre gitmeyi de düşündüğünüzde bu 3 saatten az bir yolculuk değildir yine. 3 saatte Ankara'ya gideceğine 6 saatte gidebilir ama 15 bin kişiyi harcayacak bir fosil yakıt harcanır. Dolayısıyla doğa da korunur. Biz kısa yolu ve adeta hovardaca paramız var diye bunları tercih ediyoruz ve sürat sanki öncelik taşıyor, sürat hayatmış gibi. Halbuki yavaşlamamız lazım. Yani deniz yoluyla buradan Çanakkale'ye deniz uçağıyla gitmek yeriyle aynı o Exupéry'nin örneğinde olduğu gibi gemiyle keyifli yolculukları düşünelim. Yolculuk aslında bir yaşam biçimi. Kimse uçakla, tabii çok uzak mesafeleri kastetmiyorum. Yani buradan Avrupa'ya giderken 3 günde gideceğiniz bir yolu 3 saatte gitmeniz kaçınılmaz olarak tercih nedenidir. Ama örneğin deniz yoluyla ve doğayı gözleyerek tadına vara vara bir keyifli yolculuğun tadı hiçbir şeyde uçak yolculuğuyla olduğunu sanmıyorum. Bunun gökyüzünden yere bakmak merakı da biraz etkiliyor insanları. Deniz uçaklarının şöyle bir avantajı var. Kuşlar açısından sadece baktığımızda biraz daha alçak irtifada daha yavaş uçuyorlar. Yani bu kuşlara kaçma fırsatı tanıyor. Örneğin jetler hızlı olduğu için kuşlar kaçmaya çalışıyor fark ettiğinde. Biz de kendimizi fark ettirmek için bazı yöntemler deniyoruz. İşte radarı açıyoruz örneğin. Işıklarımızı yakıyoruz kuşları kaçırmak için. Ama deniz uçakları daha yavaş olduğu için alçak irtifada iniş kalkış sırasında biraz daha şanslılar. Kuşlar onlardan kaçabilirler. Ama dediğim gibi buradan Çanakkale'ye deniz uçağıyla gitmek yerine gemiyle gitmek bana daha keyifli geliyor. Bunları bir kaptan pilottan duyuyor olmak da tabii ki başka bir anlam taşıyor. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Duyarlılığınız için sağ olun. Evet sayın seyirciler, Yeşil Bülten'in bugün de sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.